Programımızın bu bölümünde kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik çok önemli birkaç sorumuza cevap verecek. Su diyeti çok önemli bir tedavi şekli var. Su diyetiyle... Hocamla beraber de biraz parladı. Evet, kaç kilo verebiliriz, nasıl kilo veririz, çok kilo verebilir miyiz, ne kadar zamanda biz bunu konuşacağız. Hemen sorumuzu sorayım. Su diyet tedavisi nedir ve nasıl yapılır? Evet, şimdi su diyet tedavisinin temel amacı açlıkla tedavi. Anlatmadan önce bütün hastalıkların nedeni fazla beslenmek. Bütün Doğru. hastalıkların şifası da açlıktır. Doğru. Bunu bilelim. Şimdi su diyeti tedavisi yaklaşık 4 yıl önce başladı. Bugüne kadar 30 bin hasta tedavi oldu. Hı hı. Bu 30 bin hasta hemen hemen %80-90 ilaç kullanıyordu. Hemen hemen %90'ına yakın da kilo problemi olan insanlardı. Evet. Su diyet tedavisinin asıl ama asıl amacı kronik hastalıkları tedavi etmektir. Asıl amacı bu. Su diyet tedavisi su içmek değildir. Bunu insanlar yanlış biliyor. İsmi su diyet olduğu için. Sadece ismi su diyet tedavisi. Su serbest. Yani susadığın kadar içebilirsin. Evet. Peki nasıl? Nasıl? Şu şekilde. Şimdi hastanın kronik hastalıkları var. Biraz da kilosu var. Bu hasta su diyeti yapmaya karar verdiği zaman bu hastaya diyoruz ki 30 gün boyunca su serbest. Susadığın kadar su iç. Tamam. Çay, kahve, soda, limon gibi içecekler serbest, sınırsız. Benlikmiş bu. Yanında bir tane besin veriyoruz. Bu besin nasıl olacak? Bu besin içinde protein ve yağ içermeyecek. Peki neler? Marul, maydanoz, roka, dereotu, bal olabilir. Salata yani. Salatalık olabilir, elma olabilir, hurma olabilir gibi bir besini diyoruz ki 30 gün boyunca sadece bu besini tüketiyorsun. Örneğin marulsa 30 gün boyunca sadece marul tüketiyorsa. Evet. Hı hı. Marulu gün içerisinde istediğin kadar yiyebilirsin. Ama 30 gün boyunca sadece marul. Onları karıştıramıyoruz hocam yani. Yok. Sadece bir besin marul. Bir çeşit besin. Evet. Evet. 30 gün boyunca diyoruz ki marul yiyorsun. Çay, kahve, su serbest. Su da serbest. Hı. Ve 30 gün boyunca devam ediyorsun. Onun dışında bir bağırsak temizleyici. Yanına detoks ya da iştahını düzeltecek bir karışım veriyoruz. Ve bu şekilde ilk günden 30 gününe kadar başlıyor. Peki hocam herkese uygulanabiliyor mu? Bu şu şekilde mesela herkese uygulanır. Yani açlık şöyle bir şeydir. Bakın besin zehirlenmesi diye bir şey var. Hani şöyle derler şeker hastasıyım oyun buyum hani yapılamaz gibi. Şunu söyleyeyim. Şimdi besin zehirlenmesi diye bir şey var. Hı-hı. Besin zehirlenmesi deyince bütün organlar zarar görür. Hı-hı. Ya da su zehirlenmesi de var. Duymuş. Açlık zehirlenmesi diye bir şey duydunuz mu? Yok. Hı-hı. Ki bilakis eğer şeyse vücut hasta ise gerek hekim yani hastane ortamında gerekse hastalık döneminde zaten iştahsızlık diye bir durum var. Hı-hı. Vücut kendini iştahını kapatıyor ki iyileşmeye çalışsın. Ondan dolayı açlık hemen hemen bütün hastalıkları hastalıklar için tedavi olarak önerilir yani. Peki diyelim kimisi çok kiloludur, kimisi az kiloludur, kadındır, erkekte farklı hastalıklar var. Şu şekilde. Tek diyetisyen gibi siz mi yazıyorsunuz hocam? Şu şekilde 15 yaşında 100 yaşına kadar ister 20 tane ilaç kullansın, ister 30 tane ilaç kullansın, ister Parkinson, ister bypass olsun, ister insülin kullansın, ne olursa olsun. Eğer boyu kadar yani boyu 1.60 ise kilosu da 60 ve 60'ın üzerindeyse herkes su diyeti rahatlıkla yapabilir. Herkes yapabilir. Herkes rahatlıkla yapabilir. Mesela işte en çok hastalar şunu sorar. Yani işte ben 10 tane ilaç koyayım ya da ben kalp ilacı ya da insülin kullanayım ne yaparım? Herkes yapabilir mi? Hiç önemli değil. Şu hastalıklar varsa, kronik hastalıklar. Mesela bunlar nelerdir diye sorarsanız. Kronik hastalık bir kez ömür boyu süren, ömür boyu ilaç kullanılan, tanısı konulmayan, tedavisi dünya genelinde olmayan hastalıklar kronik hastalıklardır. Siz kronik hastalığı tanısı aldığınız zaman gittiğiniz hekim size şunu der. Der ki bu ilacı ömür boyu kullanacaksın. Bu hastalıkla ömür boyu yaşamayı öğreneceksin. Ve düzenli aralıklarla da tahlil tetkik yapacaksın. Budur. Bu hastalıklar nelerdir? Her türlü migren, sinüzit, astım, bronşit, KOAH, reflü, geğirme, gastrit, karın şişkinliği, egzama, dermatit, mantar, akne, cilt hastalıkları, tansiyon, şeker, trigliserit yüksekliği, kolesterol, fibromiyalji, romatizma, romatoid artrit, ankilozan spondilit, huzursuz bacak sendromu, topuk dikeni, lenf ödem, lip ödem, kas eklem ağrıları, kronik yorgunluk gibi hastalıkların hemen hepsi kronik hastalıklardır. Ve nedeni bilinmez. Su yani bir testi yok. Yapabiliyor mu bunlar su diyeti? İşte su diyeti bunu tedavi ediyor.
Peki bu hastalıkların neden kronik? Asıl amaç budur. Mesela dünyada sen ister Amerika'ya, ister Japonya'ya, ister Avrupa'ya gidin. Bütün testleri yapın. Kronik, bütün değerler normal çıkar. Tanısı konulmadığı için ablacığım bu kronik bir hastalıktır. Fibromiyalji. İşte bu ilaçları günlük kullanacaksın, şikayetlerin azalır. Ama bıraktığın zaman şikayetlerin artar. O nedenle ömür boyu ilaç kullanıyorsun. İşte bunun nedeni tedavi edilen 30 bin hastanın sonucunda şunu çıkardım. Bakın bu saydığım hastalıkların hiçbiri çocuklarda bulunur mu? Yok. Yok. Gençlikte olur mu? Yok. 20-25 yaşında olur mu? Yok. Yok. Mesela seyircilerimize soralım. Genelde 30 yaş üstü. Kronik hastalığı olan var mı? İzniniz olursa. Hepsi. Bakın. Herkes de var. Peki, hocam. Peki 30 yaşından önce var mı? Bak. 7-8 tane hasta, kronik hastalığı var ama 30 yaşından önce kimse de yok. Ne oluyor? Su tedavisi bunun sebebi ne nedir? Bize hocam? Bunun sebebi önemli. Sebebi. Sebebini söyleyeyim Songül Hanım. Sebebi şu. Şimdi 0 yaşında, 20 yaşına kadar biz istediğimiz gibi besleniyoruz. Proteinimizi alıyoruz, yağ alıyoruz, karbonhidrat alıyoruz. Durmadan vücut bunu hem mekanizmasının çalışması için hem organların büyümesi için harcıyor. 20 yaşına kadar bu. Ancak 20 yaşından sonra o beslenmede sadece mekanizma için besin harcanır, organların büyümesi için harcanmaz. Organların büyümesi için harcanan besinler artık 20 yaşından sonra depolanır. O nedenle kişi 20'den sonra yediği yemeği yarı yarıya düşürmesi gerekiyor. Çünkü gerek yok. Vücut sadece 20'den bakın, sonra tekrar ediyorum. Çok önemli. Aç kalacak. Aç. Bakın şöyledir. Diyelim ki çocuk ergenlik veya çocukluk döneminde günde 1 kilo yemek yiyorsanız bunun 200 gramı boşaltım sistemiyle atılır. 200 gramı, 300 gramı mekanizmaların çalışması için gider. Yaklaşık 400-500 gramı organları büyütür. Çünkü organlar 20 yaşına kadar büyür. Öylelikle kalbimiz, karaciğerimiz, akciğerimiz. 20 yaşına geçtikten sonra organ büyümesi diye bir şey yok artık. Organlar artık normal büyümeye gelmiştir. Evet. Bundan sonra eğer siz günde 1 kilo yemek yemeye devam ederseniz 200'ü, 300'ü yine atılır. 200-300'ü sistem için harcanır. Geri kalan 400 gram da vücut bunu biriktirir. Nerede? Stoklarında, depolarında. Bunlar niye birikir? Der ki eğer bir gün aç kalırsan bu stoktakilerini kullanmak için. Ancak biz sabah, öğlen, akşam, her öğün, arada abur cubur şeyler yiyerek sürekli oradaki stoklardaki bekleneni tüketmekten ziyade daha onların üzerine stok ekliyoruz. 5-6 yıl sonra artık o stoklarda bekleyen besinler besin olma özelliğini kaybetmiş, artık vücut için bir yüktür, bir çöptür. Bu çöplerle artık vücut yaşamaya başlıyor. İşte 30-35'ine geldiğin zaman artık bu çöpler tamamen toksine döndü, vücuda zarar veren maddeler haline döndü. Vücut bunları atmak için sinyal veriyor. Diyor ki fibromiyalji, diyor ki migren, diyor ki lenfödem, diyor ki tansiyon, diyor ki insülin direnci, diyor ki şeker. Aslında bunların her biri sinyaldır. Ben vücut diyor ki ben çöp doluyum, bunları dışarı at. Nasıl ki böbreğinde bir taş olur da ilk bulgusu nedir? Ağrı. Sinyal nedir? Ağrı. Diyor ki taş var, buna müdahale et. İşte bizde vücudun istediği bunlar. İşte biz su diyeti de bu durumda devreye giriyor. Su diyeti sen 30 gün aç kaldığın zaman 3. günden itibaren vücudun otofaz sistemi devreye giriyor. Ve otofaz sistemi bu biriken çöpleri yavaş yavaş yok ediyor. Yani bunları parçalıyor, kendisine lazım enerjiyi alıyor. Geri kalanları da bağırsak sistemiyle, boşaltım sistemiyle, solunum sistemiyle dışarı atıyor. 30. güne geldiğin zaman %80'de hem çöplerde kurtulmuş oluyorsun, hem hastalıklarda kurtulmuş oluyorsun, hem de ilaçlarda ben kurtulmuş oluyorsun. Ben sizi daha önce de dinledim sosyal medyadan, çok güzel açıklıyordu. Yani biraz aç kalmak, o vücudunuzda suyla biraz diyete girmek, o hastalıkların da sonu. Yani ilaç içiyoruz ya günlük içtiğimiz hocam, ilaçlardan da kurtuluyoruz yani. 30 günün sonunda tekrar bu çöpler ve hastalıklar geri gelir şöyle, mi? Yoksa ne olur? Zaten 30 ve 65 yaşındaki mesela bir teyze, bir hastaya örnek vereyim. Boyu 1.58, kilosu 86, yaşı 63. 40 yaşından beri ilaç kullanıyor. Fibromiyajisi var, migreni var, tansiyonu var, şekeri var, bağırsak hastalıkları var. Bir sürü günde 18 tane ilaç kullanıyordu. 30'lu 40'lı yaşları bir ilaçla başlamış, 63 yaşına gelince 18 ilacı var. Şimdi bu kişi, bu kişi 86 kilo. Bu kişiye su diyeti başladık ilk günden itibaren. Aynen hastaya su. 30 gün boyunca sadece marul yiyorsun. Çay, kahve, su serbest. Bütün ilaçlarını da bırakıyorsun. Zaten 20 yıldır ilaç kullanıyorsun, hastasın. Yemek yiyorsun, hastasın. Teknik tahlil yapıyorsun, hastasın.
Zaten yaptığını yaptın. Bırak, işe yaramıyor. Yarasaydı zaten hasta olmayacak. Başladı. 3. güne geldiği zaman yaklaşık 12 kilo verdi. Hasta oldu ve 30 gündür, 20 yıldır kullandığı ilaçların hiçbirini kullanmıyor. Ve hasta toplamda 60 günlük bir, 90 günlük bir süre verdim. Yaklaşık 62 kiloya gelince hasta tedaviyi bıraktırdık. Artık koruma diyetine geçtik. Hasta şunu öğrendi. Evet, ben 20 yıldır hastayım, 20 yıldır ilaç kullanıyorum. Ben yedik yemeklerden dolayı hastayım. Bu hasta artık korkuyor yemek yemeye. Yani ben yemek yersem hasta olurum. Geçmişim belli. Bir yaştan ve dolayısıyla o süreye yani onun bu beslenme kapasitesi 62 kilo. Ona diyorum ki bak 62 kilosun, 62 kilonun üstüne çıkma ve buna göre beslen, bir daha hasta olmazsın. Ama tekrar vücudu hor kullanır. Çok çok beslenirsen tekrar 86'ya çıkarsan depolar yine dolu, yine bozulur. Peki doktorcuğum, hani mesela ben şimdi ekrandan izledim. Bunu kafama göre su diyetini yapabilir miyim? Hayır, yoksa kesinlikle. Doktor onu, takibinde. Evet. Bir doktorlarına, doktorumuza danışalım. Kesinlikle. Evet. Çünkü evet, toksin atılımı var. Bu karaciğerde, böbrekte, organlarda toksin atılıyor. O toksin çok fazla atıldığı zaman da yetmezliğe sokar organları. Doktor gözetiminde bu su diyeti gerçekten faydalı olduğunu söylüyor. Kilo olayına gelince kısmen onda da bahsetmek istiyorum. Şimdi biz zayıflamak için diyet yaparız. Evet. Çevrenizde vardır. Yıllardır diyet yapıyor ama kilo alıyor. Spor yapıyor, bırakıyor, kilo alıyor. Tüp mide ameliyatı oluyor. 2 yıl kilo veriyor, sonra tekrar alıyor. Şimdi herkes alışmış. Ya takviye ilaçlar kullanayım, zayıflayayım ya diyet yapayım. Bakın aslında yeme içme olay vücudun ihtiyacı olan bir durum değildir. Bunu insanlar bir bilmesi lazım. Yeme içme olayı tamamen beyinde bitiyor. Yani o sen beyindeki psikolojik açlığı, duygusal açlığı, besinlere olan bağımlılık hissini yok etmediğin sürece istersen 10 yıl diyet yap, 10 yıl sonunda o 10 yılda verdiğin kilo 2 ayda geri alırsın. Hocam böyle mi oluyor? Duygusal açlıkta da duygusal, yemek yemeye başlıyoruz. Bakın yine izleyicilerimize soralım. Çoğu kişi diyet yapıyor. Tabii. Evet, zayıflıyor musunuz? Zayıflıyorsunuz. Bıraktığın zaman hızlıca geri alıyorlar. Tekrar geri. Evet. Spor yapıyorlar, veriyorlar 10 kilo. Bıraktıkları an 2 hafta içinde o verdiklerini 2 katını alıyorlar. Bunlar şey değil, tamamen beyinde bu olayı bitirmeler gerekiyor. Evet, yani bu 30 günlük şeyi bitirdikten sonra yine doktor kontrolünde. Doktor kontrolünde, tabii. Bu sefer bir diyet programına girmemiz lazım. Şöyle, eğer ki sadece kronik hastalık, sadece onun için başvurmuşsa en az 30 gün. Eğer kilo varsa, fazla biraz kilosu varsa 60 gün. 60 gün. Eğer çok fazla varsa 90 gün. Çok daha fazla 140-150'nin üzerine kilo varsa 120 güne kadar çıkıyoruz ve 120 güne kadar tek besinle besleniyor. Yani amaç burada yememeyi vücuda öğretmek, psikolojik açlığı yok etmek, vücudun besin kapasitesi kadar beslenmeyi öğretmek. Her gün farklı tek besin yapabilir miyiz? Her gün yok. Bir ay yok, yok. Bir ay boyunca aynı tek besin. Amaç zaten o besinle tedavi etmek değil. O besinle psikolojisini gidermek. Hocam o zaman gün içerisinde bir öğünü mü tavsiye ediyoruz? Bittikten sonra bir öğün genelde öneririm. Zaten genelde hepimizin vücudu bir öğüne... Hangi öğün o öğün hocam? O saat 3-4 gibi yemek yesinler. 3-4 gibi yemek yenildiği zaman 7-8'den sonra otofaz sistem devreye giriyor. Vücutta hiç birikim olmuyor. Vücutta o yemeklerle beraber alınan işte mikroplar, gözle görmediğimiz mikroplar da o otofaz sistemde temizlenir. Ve dolayısıyla vücut daha sağlıklı olur. Ama su içmeye devam ediyoruz. Su serbest. Serbest. Su çay, kahveniz kadar serbest içebiliyorsunuz. Ama işte biz de seviyoruz ya ekmeğe onu bunu. Evet. Yani hocam. Yani bunlar psikolojik gerek. Ama vücudun ihtiyacı yok. Evet. Kesinlikle yok. Evet. Yani bu psikolojik. Zaten vücudun ihtiyacı varsa kilon yok, bir şeyin yok. O zaten bulgu olarak sana veriyor. B12 diyor ki unutkanlığım var ya da elim ayağım uyuşuyor. Bu belli ki B12 eksikliği var. Onun yerine hani B12 vereceğine diyorsun ki et ye. Bu su diyeti ne kadar süredir? Zaten canı, vücut da istiyor. Yani et yeme ister ya. Aslında evet, orada hocam, eksik olanı var. Onun için. Hiç aklına gelmeyecek bir yiyecek. Yiyecek geliyor aslında onun için vücudunda eksik olan bir madde onda daha çok var onu hissediyor. Aslında masadan aç kalkmak hayat kurtarır gibi bir şey hocam. Teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sevindik burada olduğunuz için. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz.